Cuma gecesi onları yakınlarının yanına getirirler. Evladının, kardeşinin vesaire yanına getirirler. Eğer Yasin Tebari vesaire okuyorlar da geçmişlerine dua ediyorlarsa o zaman onlar mesrur olurlar. Yeğenim, evladım, torunum, oğlum vesaire sen unutmadın. İkravul yevmatikum suretü Yasin diyor peygamber. Geçmişlerinize Yasin okuyun diyor. Bazıları diyor ki Kur'an'ın ölüye faydası yok. E sen Kur'ansız öl o zaman ya. E Kur'ansız öl o zaman. Madem faydası yok Kur'ansız çalgılarla öl git. Derim ben bunu. Net konuşalım anlasın millet diye. Mesela eğer gereksiz ise namazda hep hep beraber okuyalım. Allahum rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve li validayya. Allah'ım beni affeyle, anne babamı affeyle. E, ahirete gittiyse boşa dua etmiş oluyoruz. Kur'an boşa dua ettirir mi? Siz cevap verin. Evet. E, Rabbena Allah Allah'ım beni affeyle ve li validayya. Annemi babamı affeyle. Tamam anne baban ikisi de sağ. O zaman üçüncüsüne bak. Velil müminine bütün müminleri affeyle. Yevme yekumul hisab. O zaman Kur'an boşa dua ettiriyor madem Kur'an'ın ahirettekine faydası yoksa. Var tabii. Geçen Hocam yani hoca dediğimiz birisi dinin her tarafını bozan adam. Efendim Kur'an'ın okumanın bir faydası yok. E Kur'ansız geber o zaman dedim ben de. Biraz keskin oluyor. E nazik konuşuyorum aslında. Madem gerek yoksa Kur'ansız öl. Çalgılarla çengilerle öl. Ne zorun var ya? Böyle bir döneme girdik. Allah'ım dinimizi bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Zaten Müslümanlar zor ayakta duruyor. Temelin hikayesi gibi. La zoru ne mübarek temel çıktı ringe. Boks yapacakmış. Boks yapmak da haramdır. Seyretmek de haramdır ha. Boks spor değil ya. Vura vura ağzını burnunu birbirine dövüyorlar. Çıktı ringe meşhur hikaye biliyorsun. Ondan sonra adam nasıl birine çattıysa vurdu Temel'i indirdi aşağıya. Antrenör bağırıyor yola Temel dedi he kalk dedi kafası dönüyor. Temel de oradan bağırdı dedi kalkacağım tikine duramayırım dedi. <laughs> Kafam dönüyor diyor adam. <laughs> La zorun ne ya? Şimdi kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu ölen insanlara ahirete gidince orada kendi ve yestep şuna billezine Şehitler. Şehitler haber veriyor şehit olanlara. İman ehli de geçmişlerini ziyaret edebiliyor. Dua ettiği zaman da bu durumda o dua onlara ishal oluyor. Mesrur oluyorlar. Bunu size söylemişimdir. Hatırlamanız lazım. Mutlaka mezarlıklardan geçerken okuyorum. Geçmişlerimde. Bir insan diyor. Geçmişlerine 10 bin defa mesela Fatiha okudu. Yasinler okudu. 10.000 bin defa. Bu kişi öldü. 8 bin defa buna fatihalar okundu. 2000 kaldı. Ne ekersen onu biçersin. Ona okuyacak insan olmasa Allah kulu yaratır, o 2000'i tamamlatır diyor. İmam Gazali böyle tespitler var. Etme bulma dünyası bu. Onun için sen ne yaparsan karşılığını bulursun yani. Meğer biz kendimize okuyoruz yani. Burada hazırlık yapıyoruz yani. Şimdi sonuç itibariyle bir insan Darü ahirete göç edenlere dua etmesi durumunda. Resulullah beyan ettiği gibi. İkra uleyen vatikum. Bu Ebu Davut'ta Tirmiz'de rivayeti. Hadis-i şerifte. Suretü Yasin diyor. Yasin okuyunuz. Diriye de faydası var. Ölüye de faydası var. Ancak tabii önce biz ahkam Din yaşayacağız. Önce yaşantımızla. Hadis-i şerif ne diyor? İza matebnu Adem diyor. İnsanoğlu ölünce inkata'an Buradan ipler kopar. İlla min selas diyor ama peygamber. Üç kişi değil diyor. Sadakatin cariyetin. Bakın sadaka cariye ne demek? Yani cami yaptı, köprü yaptı, kervansarayı yaptı, Kur'an kursu yaptı. İnce bir nokta var orada. Dikkatinizi verin. Cariye devam ediyor. Onun için ecdat yaptığı binalar 300 sene, 500 sene dursun da sevabım devam etsin. Çarık çürük bir şey yaptın. 10 senede 50 senede yıkıldı. Yıkıldıysa sevap gitti. Onun için kalıcı bir şey yapmak lazım. Yani yapılanı çok sağlam yapmak lazım. Şimdi biz bu yaptığımız kız kursu Allah razı olsun yapan arkadaş dedik ya bu fore kazıkta çakalım dedi. Yani sağlam olsun. Ondan sonra dediler şu kadar demir lazım. Yapan arkadaşlar da burada yüzlerce Kur'an talebesi okuyacak diye dediler demir bitti. Nasıl bitti? Hesapladılar. Ben de bol bol kullandılar. Onlar da birer çubuk daha atmışlar ki daha sağlam olsun diye. <laughs> 26 ton daha demir kullandılar. Ben de sevindim. Niye? E kalsın bari yani. 100 sene kalanı 200 sene sevap gelsin yani. Sadakayı cariye diyor. Bak devam eden diyor. Yıkıldı mı gitti. bi. <laughs> bir kitap yazmış. İhya <laughs> ulumuddin gibi. Bakın üçüncüsü siz tercüme edin. <laughs> evlat. Salihin. Salih. Tercümeyi siz yapın. Ya dua. Yed'u lehu babasına geçmişine. Hayırlı bir evlat diyor. Geçmişine dua edin. Kim diyor bunu? Peygamber diyor. Duanın demek ki tesiri var. Adam diyor ki öldükten sonra bir şeyin faydası yok. Ya sen o zaman müzikle geber git o zaman. Öyle mi diyeyim sana? Ya Acayip bir şey ya. Bunu kim söylüyor biliyorsunuz. Tefsir profesörü dediğimiz adam söylüyor. Din adına konuşan bir dinsiz. Kim? Ya bilmiyorum o kadar da tanımıyorum işte. Ama Yaşar Nuri ölürken dedi ki benim gibi düşünen yüzlerce dini yıkmak için uğraşan adamlar var dedi. Ben de abartıyor dedim ama doğru söylüyormuş. Doğru söylüyormuş. Allah'ım dinimizi bozanlara fırsat verme ya Amin. Rabbi. Son nefeste iman nasip eyle ya Rabbi. Amin.